Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Esire'yi sinir etmem lazımdı aslında bu şarkıyla ama etmedim. Neyse, sabahları çok aksi oluyor, tartışıyoruz. Bugün Ramazan bayramının birinci günü ve biz çocuklar gibi erken kalktık, mutluyuz. Anneme gideceğim, annem hazırlık yapıyor. Bayram sabahları biz annemle toplanıyoruz. Yani annem bize yakın olduğu için benim annemle toplanıyoruz. Bütün kardeşlerim falan oraya geliyorlar. Annem bayram yemekleri hazırlıyor. Yani Trakya'da, en azından bizde böyle, kimlerde böyle, çok merak ediyorum, yorumlara yazın. Bazı insanlar kahvaltılar yapıyor falan ama bizde böyle bayram yemekleri hazırlanır. Şimdi hazırlanıyorum, anneme gideceğim ama ben önden küçük bir kahvaltı yapacağım. Biliyorsunuz ben diyet yaptığım için öyle kafama göre her saatte yiyemiyorum. Ufak bir kahvaltı yapacağım. Esi de kalktı, hazırlanıyor. Ben bu şekilde hazırlandım. Birazdan saçımı başım. Böyle kendime değişik bir pantolon aldım bu bayram için. Böyle güzel bir bağlaması var böyle. Bir bacağı bol. Şalvar gibi bir bacağı dar. Ama ben bunu sevdim, cepli falan. Üstüne de işte böyle bir vatkalar çok moda. 90'lı mı? 80-90. Hatırlayamıyorum, ben 84 doğumlu olduğum için. 90-90. Ya 90'lı yıllar galiba, böyle vatkalar her şeyle çok moda. Ben de dedim ki vatkalı bir şey ben de alayım kendime. Şimdi duştan çıktım, kirpiklerimi tarıyorum. Kirpiklerimi geçen gün taktırdım, birkaç gün oluyor. Çok seviyorum ama bende çok kısa kalıcılığı oluyor. Yani 2 hafta içinde hemen dökülüyor. Bazıları 1 ay falan kullanabiliyor. Bu şekilde sabahları uyandığım zaman ya da duş yaptıktan sonra bu şekilde tarıyorum. Zırpırt taramama gerek yok. Kirpiğimi takan kişi oldukça profesyonel, düzgün taktığı için çok çabuk birbirine girmiyorlar. Dediğim gibi şimdi saçım başımı kurutayım. Ondan sonra da kahvaltı ve sonra anneme doğru yola çıkacağız. Dediğim gibi çok detaylı bir kahvaltı hazırlamayacağım. Hemen peynir, zeytin, böyle çıtırdan atıştırmalık bir şey. Bu arada ben de yorumlarda görüyorum, kilomu merak edenler olmuş. Diyete devam edip etmediğimi merak edenler olmuş. Diyete devam ediyorum ama kolay olmuyor. Zayıflamak gerçekten kolay değil. Ya haftada yarım kilo, bir kilo anca veriyorum. Bazı haftalar hiç veremiyorum. Şu anda 68 kiloya düştüm. Başladığım zaman 75 kiloydum. Toplamda 7 kilo vermiş oldum 2 ayda. Az olabilir, bazılarına az gelebilir. Ben bir ayda 15 kilo verdim diyenler oluyor. İstersen 20 ver, bana ne? Ben veremedikten sonra. Yani o yüzden yavaş gidiyor ama sağlam gidiyor. En azından az yemeye alışıyorum falan filan. Ne bileyim ben, yani 68'im şu anda. Bu arada hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Bütün çocukları gözlerinden, yanaklarından öpüyorum. O benim böyle çok tatlış takipçilerim var. Sizi çok seviyorum. Hepinizin bayramı çok güzel geçsin inşallah. Büyükleri de ellerinden öpüyorum. Onları da çok seviyorum. Büyük yetişkin takipçilerim de var. Yani güzel bir bayram olsun. Koronasız bir bayram, maskesiz bir bayram, sarılmalı bir bayram. Bence çok güzel bir bayram ve ben bunu, bu bayram gerçekten çok hissediyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Öpücüklerimi gönderiyorum size. Evet, Biltekin ailesi sonunda evden çıkabildi. Öyle küçük bir kahvaltı yaptık işte en son. Ondan sonra son rötuşları yaptık kendimize. Makyaj yapmadım. Çünkü zaten takma kirpikler olunca makyaj falan yapmana gerek kalmıyor. Çok iyi oluyor. Zaten ben çok uzun zamandır makyaj yapmayı bıraktım, fark ediyorsanız. Nereden baksanız bir senedir falan yapmıyorum. Neyse, şimdi yola koyulduk. Anneme doğru gidiyoruz. Ben ne aldım yanıma biliyor musunuz? Dur şimdi göstereceğim. Yani bayramlaşmaya da termosla çaysız gitmeyen de, ne bileyim yani, hani derler ya öyle. Çayımı da aldım çünkü çay demlemiyor annem bayram sabahları, bayram yemeği hazırladığı için. Yani çorba, börek, işte kuru fasulye, işte tas kebabı falan tarzında yemekler olduğu için çay olmuyor ve ben de çaysız yaşayamıyorum. Demledim, bir bardak içtim, geri kalanını da götürüyorum. Suna bir bardak verirsin değil mi? Vallahi düşünmem lazım. Çayı parayla satacağım ben orada. Öyle yok öyle. Sen dışarıda çayı bedavaya içebiliyor musun? İçemezsin. İçemezsin. Benden de içemezsin. Çayı tanıdıklara 5 lira, dışarıdan gelen misafire 8 TL. Yok canım. Git dışarıda iç 15 liraya o zaman. Aşağıya kahveye iç 10 liraya, değil mi? Umurumda bile değil vallahi. Çayımı vermem parasız. Neyse, şaka bir yana tabii ki de. Diyecekler ki kadının dini imanı para. Öyle. Hangi devirde yaşıyoruz? Tabii ki de her şey para. Yılı olmuş 2000. Hey, bir bayram çikolatası 100 liranın altında değil. Ne diyorsunuz siz? Ay, hey. Saçım çok çekiyor ya. Anneannemler de düzelteceğim.
Ay bu kızın böyle hazırlıklarda, bayramlarda böyle saçı başı kıyafeti biri vallahi billahi geriyor. Kim ne istiyorsa onu yapsın. Boğuyor beni, boğuyor. Aynen. Nefessiz kalıyorum. Tamam. Neyse. Anneanneye varmak üzereyiz geyik muhabbetiyle birlikte. Bakalım annem ne durumda? Annemin evine geldik. Gördüğünüz gibi annemin salonundayım. Şimdi benim görevim masayı hazırlamak. Annem yemekleri yapmış zaten. Ondan sonra babam çay getirdi ve bu arada çok sevindi. Aa diyor, çok iyi düşünmüşsün diyor. Sen diyor, aferin sana diyor. Tabii ki de babama bedavaya verdim çayı. Babama paralı verecektin. Babama bedavaya verdim. Düşsene babama şey dediğimi, baba çay parayla. Adam çok olur var ya. Evet. Şimdi hemen hızlı bir şekilde masaya hazırlayacağız da. Örtü nerede? Örtü bir bulsan. Örtüyü bir bulsan. Şey anneannemin ev turu. Anneannemin ev turu, evet aynen. Babam bana çok kızgın arkadaşlar. Ben evde kolyemi unuttum. Evet, şuradan koysana bak, ayna var şurada, kendini göster. Tamam. Babam bana karşı çok sinirli çünkü ben kolyemi unuttum. Onun dışında bir de burası bir tık soğuk, hırkamı unuttum. Yani onu almaya gitti ve bana çok kızgın. Çok öfkeliydi. Çok anne! Örtü ne tarafta be canım? Anne ne yapıyor? Hani be? Acaba bu mu örtü? O galiba. Sor. Dur, sormam lazım. Benim örtüm vallahi, doğru düzgün bir örtü almam lazım kendime. Kız bana bak, anneler günü geliyor. Bir tane anneannene bir tane bana alsana. Çocuk. Tamam. Yardım et bakayım. Ama bak, benim çekimimi yaparken benim kameram öyle sallamıyor. Ya ama ben nasıl sana yardım edeyim? Aa, benim izleyicim hiç hoşlanmaz öyle titrek görüntüden. Çekil bakayım şöyle. Sen yap. Yok. Düzgün çekeceğim benim vallahi. Ona göre. Hah. Of çok güzel oldu. Gelirler az sonra. Tabii gelecekler. Küçük junior'lar da gelirler. Junior. Tamam, eşit olsun, tabaklar almaya gidelim mesela. Tamam. Esir'cim şey almadım. Düz tabak almadım. Alma. Hani çorba, sulu yemek var diye. Ama ihtiyaç dahilinde. Ay bir baklava yapmış bizim. Harbi mi? Büyük yengem. Aman Allah ya Rabbi, aman Allah ya Rabbi, çok güzel. Yani annem şerbetlendiğince çok lezzetli olmuş, öyle söylüyor. Ben zaten baklava yiyeceğim yani, yemeğe katılmayı düşünmüyorum. Otururum ama yemeyeceğim. Ama baklavadan acık yiyeceğim. Şimdi bu şekilde ben masayı hazırlayayım. Ondan sonra bayramlaşma faslı, yemek faslı, çoluk çocuk gelir, onları da gösteririm size. Çocuklar tabii çok heyecanlı bayram olduğu için. Çok. Ve benim için. Esile para. Faslı, aynada göster kendileri çoğum. Niye heyecanlısınız Esile? Para tabii ki yani. Para verecek, bayramlaşacağız. Biz de çok heyecanlıyoruz çocukluğumuzda ya. Bayramlaşacağız, harçlık alacağız, ay paramız olacak falan. Güzel normal heyecanlar. Şey yani. Annem komşunun balığını almış, ona bakıyormuş. Ben de geçen akşam gördüm bu balığı. Geçen sene annemlerin bir tane balığı vardı, tamam mı? Değil mi anne? Ada mı vermişti onu size? Adanın da o. Adanın balığıydı. Buraya annemlere bırakmışlardı. Sonra babamın balığı oldu. Ama balık sonra bir ara ölmüştü değil mi? Babam hatta çok üzülmüştü. Oraya gittik, bıraktık kiracılara bıraktık. Geldiğimizde çıkardı babam. Ölmüştü yani, bakamamışlar çok iyi. Ben de geçen akşam bu balığı burada, diyor, babamın balığı da maşallah hala yaşıyor. Erzem komşunun balığıymış. Hay Allah, gelmedi daha, çocuklar bekliyoruz. İki yaramaz çocuk bir araya gelince ne olur? Hayır, kapıyı vurmak yok, öyle bir şey yok. Niye kapıyı öyle çarpıyorsunuz? Ya bir dakika dur. Maskara mı sürdün? Bayramlaşma sırası. Hayır.
Herkes çok mutlu. Evet, annem de bayramlaşma faslını bitirdik ve eve geçiyoruz. Ablamla Emre gelecek, kahve falan içeceğiz birazdan beraber. Ve Esil'e bu bayram zengin oldu. Evet, ne kadar topladım? Söyle ne çok kadar? Çok topladım, 920. Bu bayram herkes aşırı bonkördü, aşırı. Evet, çok mutluyum, zengin oldum. Evet, valla bu herhalde koronadasız bir bayram olduğu için böyle oldu bonkörlük. Esil, dur anahtarı çıkarayım. Ay başım ne kadar ağrıdı. Kız bana bak, açık çığlıklara önce gelmişim. Kredi kartı burada ya. Az önce çikolata yerken boğuldum. Hala boğuluyorum. Bakalım evin anahtarı nerede? Buldum. Kız kıza düşen neydi? Ben bugün niye böyle dağınmam ya? Birkaç saat evde dinlenelim vallahi. Yoruldum. Birkaç saat evde dinlenelim şimdi. Annemle bir etrafı toparladık, herkes dağıldıktan sonra. Şimdi birkaç saat kahve falan içip dinlenmek istiyorum. Tabii benim ev de dağınık yani, bir etraf toplayacağım. Buyurun. Ay hadi bir anne tut şu telefonu. Başım çok ağrıyor. Tamam, özür dilerim. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Çay demledim. Yani kendime çay demledim. Çaysız yaşayamıyorum. Gün içinde de çay içmeyi çok seviyorum. Şimdi bir kahve yapalım. Bir sütlü Nescafe içeceğim. Ondan sonra bir video editleme işim var. Onu yapacağım. Ondan sonra da oturacağım, dinleneceğim, keyif yapacağım. İşte Esra odasında TikTok çekiyor, işte bazı video çekimleri falan yapıyor. Ben de işte bilgisayar başına oturacağım, orada işlerimi halledeceğim. Tatlıları, matlıları, çikolataları bugün yedik. Yarın diyete kaldığı yerden devam. Ne yapacağım? Bayram günü yeniyor vallahi. Ben de yedim yani. Millet yerken ben bakacak halim yok. Boşver, siz de yediyseniz canınızı sıkmayın. Yarın öbür gün toparlarız diye düşünüyorum. Sen bunu alayım mı? Tabii. Şimdi biz bazı uzakta olan akrabalarımızla telefon görüşmesi yaptık, bayramlaştık falan. O görüşmeler, bayramlaşmalar falan bitti. Şimdi tekrardan şeye gidiyoruz. Görüntü kalitesi şu an berbat yani, böyle berbat. Işık çünkü çok kötü. Burada akşam oluyor dışarıda. Nefes alayım, öleceğim yoksa. Şimdi Esra ile birlikte şeye gidiyoruz. Cihan Çatalca'ya gitti. Babaannesi yaşıyor Çatalca'da. Orada halaları falan oraya geliyorlar. Onlarla bir bayramlaşmaya gitti. Gelecek birkaç saat sonra. Şimdi biz şeye gideceğiz Esila'yla. Anneme gidiyoruz tekrardan. Orada çay falan içeceğiz. Oturacağız öyle. Hava çok fena dışarıda, çok soğuk. Yürüyerek gideceğiz malum, Cihan olmadığı için. Sıkıntı yok. Yürüyeceğiz. Biraz üşüyeceğiz ama olsun. Üstümü falan değiştiririm. Çünkü gerçekten kış gibi bir soğuk var dışarıda. Ne oluyor? Havayı anlamadım. Hadi çocuk. Tamam. Hala giymemişsin Esil. 50 kere söyledim kız. Geçemiyorum. Hadi geç. Tamam geç. Şimdi Esil'cim de üstünü değiştirsin. Ondan sonra çıkıyoruz. Diyoruz bakalım dışarıda hava nasıl? Çok merak ediyorum ben. Bu ne, sinematik moda mı geçmiş kendi kendine? Evet. Nasıl geçmiş be? Herhalde o modda bastım. Neyse, yapacak bir şey yok. Sinematik modi. Valla ışık olmayınca hiç güzel çekmiyor kameralar. Evet. Niye öyle? Üzülüyorum ben öyle olmasına yani. Kaç paralık şeyler. Herhalde pahalı ya, anladın mı? Çok pahalı. Hadi bakalım havaya. Allah'a bak rüzgara ya. Bak. Ağaçlara bak, ağaçlara. Tam yağmur var. Zaten yarın da yağmur var. Yarın full yağmurlu zaten hava. Yarın nereden çıkamayacağız nasıl mı? Aman evden çıkmadığım günler çok bunalıyorum ben ya. Rüzgar var baya. Evet hadi bakalım biz şimdi anneme doğru yürüyeceğiz. Şekerci yanına söz demiş, bakar mısınız? Birkaç saat görmedi diye etrafından ayrılmıyor resmen. Aa, kuduruk bize yapmaz ha öyle şeyler. Bak 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 bak. Gel oğlum, gel. Şeker, gel. Cık.
Ben yine Survivor'cıyım. Eve geçtik biz. Survivor izleyeceğim şimdi. Sonradan da yatarım herhalde, bir iki saate kalmaz yani. Bak hele, bak 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 bak. Nasıl sırnaşıyor, nasıl sırnaşıyor. Ayağımın altına girecek. Her yerimde tüy yapmıştır herhalde. Çok tüy dökmüyor bu ara. Bak. Gel, gel. Uç, uçurum. Uçurum. Evet, bugün bitti. Bayramın birinci günü bizde böyle geçti. Umarım sizde de çok güzel geçmiştir. Tekrardan herkesin bayramını kutluyorum. Çok daha güzel bayramlar geçirmek dileğiyle diyorum. Zaten çok güzel geçti. İnşallah daha nice nice bayramlara. Sizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.